Yeni doğan bebeklerin sahip olduğu motor becerileri anlatmak için ayrı bir video hazırlamış olmamız sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü eminim pek çoğunuz fark etmişsinizdir ki yeni doğanlar vücutlarını pek de bilinçli olarak kontrol edemezler. Kollarını bacaklarını sağa sola savururlar, başlarını kaldıramazlar vesaire. Ama insan beyni o dönemde bile bomboş bir sayfa değildir. Hepimiz dünyaya belli başlı bazı motor becerilere sahip olarak geliriz. Daha net ifade etmek gerekirse, reflekslerimiz vardır. Refleksleri dünya ile etkileşmemizi mümkün kılan otomatik, istemsiz motor yanıtlar gibi düşünebiliriz. İlk olarak nefes alma refleksinden söz etmek istiyorum. Soluk alıp vermeden sorumlu kaslar, yeni doğanın herhangi bir bilinçli farkındalığına ihtiyaç duymaksızın otomatik olarak çalışır. Aslında bu olay yetişkinlerde de benzer şekilde bilinçli farkındalık olmaksızın işler. İkincisi göz kırpma refleksi. Parlak bir ışıkla veya başımıza doğru gelen bir şeyle karşılaştığımızda gözümüzü istemsiz olarak kırpmamızı sağlar. Üçüncüsü göz bebeği refleksi. Bu refleks sayesinde parlak bir ışığa maruz kaldığımızda göz bebeklerimiz küçülür. Dördüncüsü yutma refleksi. Kimse bize besinleri nasıl yutmamız gerektiğini öğretmez. Bu otomatik olarak gerçekleşen bir şeydir. Bu reflekslerle ilgili bir nokta dikkatinizi çekmiş olmalı. Bunlara hala sahibiz. Dolayısıyla bu refleksleri kalıcı refleksler olarak adlandırıyoruz. Yani bu refleksler yeni doğan bebekler için çok önemli olmalarının yanı sıra hayatımız boyunca da varlıklarını sürdürüyor yeni doğan refleksleri veya ilkel refleksler olarak bilinen diğer reflekslerse, sadece belli bir süreye kadar görülür ve zamanla kaybolur. Bunları genellikle sadece doğumdan sonraki ilk bir yıl içinde gözlemliyoruz. Yaş ilerledikçe bu refleksler yok oluyor. Arama refleksi bunlardan biri. Bir bebeğin yanağına dokunulduğunda bebek yüzünü istemsizce bu uyarıya doğru çevirir. İşte buna Arama refleksi deniyor. Bu refleks, bebeğin annesinin memesine veya biberona yönelmesini sağlar. Aslında bu, doğumdan sonraki birkaç hafta içinde yok olan bir reflekstir. Ondan sonra bebek başını istemli bir şekilde çevirmeye başlar. Bir diğer ilkel refleks de Babinski refleksidir. Bu refleks, ayak tabanına dokunulan bebeğin ayak parmaklarını yukarı-aşağı hareketler halinde açıp kapaması ile ilgilidir. Arama refleksinin aksine, Babinski refleksinin niçin var olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla, bu refleks evrimsel veya gelişimsel bir avantaj sağlamıyor. Fakat Babinski refleksinin, 12. aydan önce, yani bebek 1 yaşına basmadan yok olduğunu biliyoruz. Bir diğer refleks de Moro refleksi. Moro refleksi bir nevi irkilme tepkisidir. Yüksek bir ses veya bebeğin başının konumunun aniden değişmesi bebeğin kollarını açmasına, sırtını içeri çekerek germesine ve sonra kollarını tekrar birleştirmesine neden olur. Moro refleksi 4. ila 6. aylar arasında kaybolur. Elbette biz yetişkinler de bir irkilme refleksine sahibiz. Ama bizdeki burada bahsettiğimiz Moro refleksi değil. Sıradaki refleks tonik boyun refleksi. Bu biraz zor algılanan bir refleks. Bebeğin başı bir yöne çevrildiğinde o taraftaki kol aynı yönde açılıp uzanırken diğer taraftaki kol bükülerek kapanır. <laughs> Bu pozisyona eskrimci pozisyonu dendiğini de duymuştum. Bu refleks yaklaşık 6 ay kadar sürer. Gelelim galant refleksine. Bu refleks sayesinde bebeğin sırtının bir tarafındaki deri okşandığında bebek o yöne dönme veya kıvrılma eğilimi gösterir. Bu refleks de yaklaşık 6 ay içinde yok olur. Saydığımız bu refleksleri gözlemlemek çok kolay olmayabilir. Çünkü bunların bazılarını fark etmek için gerçekten özel bir çaba sarf etmeniz gerekir. Ama Elle yakalama refleksini muhtemelen çoğunuz daha önce görmüşsünüzdür. Bu refleks, avcuna herhangi bir nesneyle dokunulan çocuğun elini kapatmasını sağlar. Üstelik bebekler nesneleri bayağı da sıkı kavrayabilirler. Bu refleks yaklaşık olarak 3. 4. aylara kadar sürer. Ondan sonra bebek cisimleri istemli olarak kavrayabilmeye başlar. Emme refleksinden de muhtemelen haberiniz vardır. Bu refleks sayesinde bebek ağzına konan tüm nesneleri emebilir. Emme refleksi de 3 ila 4 ay sonra yok olur. Sonra bir de adım atma refleksi var. Bebeği dik bir şekilde tutup ayaklarını düz bir zemine dokundurduğumuzda bebek sanki yürümeye çalışıyormuş, adım atmaya çalışıyormuş gibi ayaklarını hareket ettirmeye başlar. Bu refleks genellikle ilk 2 ay içinde yok olur. Ama bence bu Gerçekten de çok ilginç bir refleks. İlginç bulduğum bir diğer refleks de yüzme refleksi. Bu refleks, bebeklerin suya konduğu zamanki davranışını tanımlıyor. Suya bırakılan bebekler, kollarıyla ve bacaklarıyla yüzme hareketi yaparlar ve istemsizce nefeslerini tutarlar. Bu bebeğin gerçekten de kısa bir süre için yüzmesini veya su üstünde kalmasını sağlar. Fakat sizler bir bebeği havuza attığınızda mucizevi bir şekilde yüzme öğrenebileceği fikrine kendinizi çok fazla kaptırmadan önce bu refleksin 6. ay civarında yok olduğunu bilmeniz gerek. Ayrıca söylememe gerek var mı bilmiyorum ama bir çocuğu asla suda tek başına bırakmamalısınız. Peki bizler bu reflekslere neden sahip oluyoruz? Nefes alma, yutma ve arama gibi bazı refleksler hayatta kalma refleksleridir. Yani bunlar hayatta kalmamıza yardımcı olurlar. Diğer reflekslerin ise niçin var olduğu çok net değil. Bu konuda ortaya atılan fikirlerden biri bunların evrim artığı refleksler olduğu şeklinde. Bu görüşe göre şayet atalarımız düşmelerine sebep olacak koşullarda yaşıyorlardıysa yakalama ve yüzme gibi refleksler onların işine yaramış olabilir. Adım atma refleksi de belki yürüme ve emeklemenin öncüsüydü. Varlık nedenleri ne olursa olsun günümüzde refleksler büyük önem taşıyor. Çünkü refleksler sayesinde doktorlar bebekte ters giden bir şey olup olmadığını teşhis edebiliyorlar. Bir bebekte bu reflekslerin olmaması bir şeylerin doğru şekilde gelişmediği anlamına gelebilir. Hatta bunun aynı yetişkinler için de gerekli. Yeni doğan reflekslerinin yetişkinlikte geri gelmesi doktorlara ciddi bir tıbbi problemin sinyalini verebilir.